yılın son basın açıklamasını yapıyoruz. Geçen yılda olduğu gibi yıl sonunda bütün bir yılı değerlendirip AKP'nin, hükümetin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini çıkartacağız. Ama şunu baştan söyleyelim. Her yıl giderek karne notu daha da düşüyor. Her yıl sınıfta kalıyor. Dolayısıyla yani AKP gene bu senede olduğu gibi yine sınıfta kaldı. Öyle umuyor ve diliyoruz ki 2022'de bir erken seçim olacak ve o erken seçim sonrasında artık bu karne değişecek. Bizler bu karneyi değiştireceğiz. Evet, Ocak ayından başlayalım isterseniz. Tabii önce Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuna verileri için teşekkür etmek istiyoruz. Biz de onlar gibi çetele tutuyoruz ve onlarla birlikte de sağlamasını alıyoruz. Tabii sadece basına yansıyan verileri değerlendirebiliyoruz. O yüzden en az ifadesiyle sizlere rakamları açıklayacağım ve açıkladığım rakamların insan hayatı olduğunu da tekrar hatırlatacağım. Evet, Ocak ayında en az 23 kadın cinayeti işlendi. 14 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Tekrar şunun altını çizelim. Şüpheli kadın ölümü yoktur. Ancak üzeri kapatılan dosyalar vardır. Gene Ocak ayında AKP kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele etmek yerine İstanbul Sözleşmesi'ni tartıştırmaya devam etti. 320'ye yakın kadın örgütünden oluşan Eşik Platformu, Türkiye Büyük Millet Meclisi izleme raporunda meclisin İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin olarak denetim görevini yerine getirmediğini açıkladı. Bunu raporlandırdı, meclise de sundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de gene Ocak ayında akıllara ziyan bir açıklama yaptı. Kendisi kadın davalarında, kadına yönelik şiddet davalarında verilen adaletsiz kararları eleştirdi ve tepki gösterdi. Fakat buradan Sayın Bakan'a hatırlatmak isteriz. O zaman da hatırlatmıştık ama bunu yinelemek isteriz. Kendisi zaten adaletten sorumlu olan bakandır. Dolayısıyla tepki göstermek yerine, yakınmak yerine bu sorunları çözmekle yükümlü olan, icracı konumda olan bir şahsiyettir, bir siyasetçidir. Gelelim Şubat ayına. Şubat ayında da en az 28 kadın cinayeti işlendi. 12 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. AKP yoksulluk nafakasının sınırlandırılması ve aile hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk getirilmesi gibi konuları gündemine taşıdı. Kadınların kazanılmış haklarının iktidar tarafından aşındırılma çabaları Şubat ayında da sürdü diye özetleyebiliriz aslında. Ve gene Şubat ayında bir araştırma yapıldı. Bu araştırma Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu tarafından ifşa, sosyal medya adaleti ve yargıya güven konularını içeren nitelikteydi. Üniversite öğrencileriyle bir anket yapıldı ve üniversite öğrencilerine yargı sistemine ne kadar güvendikleri soruldu ve sonuçlara göre öğrencilerin yarıdan fazlasının yargıya hiçbir güveninin olmadığı ortaya çıktı. Gene araştırmaya katılanların %79'u İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik girişimlerin yargıya olan güveni daha da zedeleyeceğini ifade ettiler. Aynı ay Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Türk vatandaşını uzaya göndermeye planlıyoruz dedi. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür diye devam etti. Sonra şöyle bir cümle kurdu. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır. Evet, şaşırmadık. Erdoğan bir kez daha zihniyetini açıkça ortaya koymuş oldu. Bu ay, Şubat ayında ülke gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi de çıplak aramaydı. Ve AKP Grup Başkan Vekili, o dönemin Grup Başkan Vekili olan Özlem Zengin, ahlaklı kadın çıplak aramayı bir yıl sonra dile getirmez dedi. Buradan kendisini bir kez daha kınıyoruz. Gene Şubat ayında Aydın İl Kongresi'nde lastesis eylemi yapan Aydın İl Kadın Kolu Başkanımız Ayşe Özdemir'e Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün
hapis cezası verildi. Değerli basın mensupları, herhalde dünyada dans ettiği için kadınlara ceza veren ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Mart ayında ise 28 kadın cinayeti işlendi ve 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde partimiz kadınların eşit temsili yönünde siyasi partiler yasasında değişiklik yapılmasına yönelik olarak bir kanun teklifini meclise sundu. Ve bu kanun teklifinin ilk imzacısı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kanun teklifi aynı zamanda tüm milletvekillerimiz tarafından da imzalanarak meclise sunuldu. Gene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle geleneksel olarak yapılan, her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen feminist gece yürüyüşünde kadınlara şiddet uygulandı, yürüyüş engellenmeye çalışıldı ve bazı kadınlar gözaltına alındı. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok ilinde de 8 Mart vesilesiyle etkinlikler gerçekleştirildi. Covid-19 salgını ile birlikte kadınların iş gücü piyasalarında yaşadığı eşitsizlikler ne yazık ki daha da derinleşti. DİSKAR'ın raporuna göre Covid-19 döneminde geniş tanımlı kadın işsizliği %43'lere kadar genişledi. 20 Mart 2021 tarihinde ise Türkiye'de kadınlar açısından unutulmayacak bir felaket kararına imza atıldı. Gece saat 2 sularında, sabaha karşı 2 sularında resmi gazetede yayımlanan karara göre tek adam hükümeti tek taraflı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı aldı. Ve tabii bu karar anayasaya, kanunlara, genel hukuka, tamamen hukukun genel ilkelerine aykırı olarak verilmişti. Bundan dolayı da başta partimiz olmak üzere tüm siyasi partilerden, birçok siyasi partiden, STK'lardan, kadın derneklerinden, meslek odalarından hızla basın açıklamaları geldi. Biz de 81 ilden gelen kadın kollarımızla birlikte partimizin MYK üyeleri, partimizin parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyeleri, il başkanları ve Ankara il başkanımızla birlikte, Anakademi il başkanımızla birlikte, sonrasında genel başkanımızın da katıldığı nitelikte bir basın açıklaması yaparak bu kararın yok hükmünde olduğunu bir kez daha ilan etmiş olduk. Evet, bu karar kadın katillerine hiç şüphesiz ki cesaret verdi. Çünkü kararın resmi gazetede yayınlanmasını takip eden 12 saatlik süre içerisinde 6 kız kardeşimiz katledildi. Ve gene aynı ay AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, kadın cinayetleri haberlerinin abartıldığını belirtti. Öldürülen erkek sayısı bu sayının 12 katıdır dedi vekilimiz. Söyleyecek söz bulamıyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararına karşı tüm yurtta çeşitli eylemler gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, DEVA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220'ye yakın dava açıldı. Ve gene aynı ay Avrupa Konseyi üyesi olan 27 ülke 31 Mart 2021 günü Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını kınayarak ortak bir basın açıklaması yayımladı. Ve gene aynı ay Metropol bir araştırma yaptı. Metropol'ün yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların yarıdan fazlası İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma kararını onaylamadığını ifade etmiş oldu. Bu araştırmayla da açıkça ortaya konulmuş oldu. Gelelim Nisan ayına. Nisan ayında da gene kadın katilleri durmadı. Gene kadına yönelik şiddet devam etti, artarak devam etti. Bu ayda en az 16 kadın cinayeti işlendi ve en az 14 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunun 2021 yılına ait olan raporuna göre
Türkiye 3 basamak daha geriledi ve 156 ülke arasında 133. ülke oldu ne yazık ki. Ve tekrar söylüyoruz, ilk seçimlerden sonra Türkiye yeniden sıralamada yükselecek. Ama her yıl giderek sıralamada düşüyoruz. Bizler bu ay, yani Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak Yaşamak otobüsümüzle yollara çıktık ve hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem kadınların sahip olduğu hakları onlara anlattık. Onlara yalnız değilsin, biz varız dedik. Daha öncesinde hatırlayacağınız gibi 444-82-85 numaralı çağrı merkezimizden bize gelen her türlü şiddet mağdurlarının taleplerine destek hizmetleri veriyorduk. Hala da vermeye devam ediyoruz. Ancak bu aşamadan itibaren, Nisan ayından itibaren tüm illerimize giderek, ilçelerimizi ziyaret ederek burada şiddet mağduru olan kız kardeşlerimizle yüz yüze görüşmeleri de sürdürdük ve binlerce kadının hayatına dokunduk, dokunmaya da devam ediyoruz. Gene aynı ay sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısındaki dramatik artış bakanlık tarafından açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2016 yılında 137.415 çocuk SED'den yararlanırken bu sayı 2021 yılında 222.022'ye yükselmişti. Yani %60'a yakın bir artış vardı sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadın cinayetlerinde %26 oranında azalma olduğunu iddia etti. Valla bu açıklamaya kargalar bile güler. Gene aynı ay Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı. Bu kez affını istemedi, görevden alındı ve bakanlık ikiye bölündü. Bir tarafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer tarafta Çalışma Bakanlığı olmak üzere ve bakanlığa Derya Yanık atandı. Derya Yanık'ı nereden mi tanıyoruz? Hiç şüphesiz Derya Yanık'ı Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da yönetiminde olduğu KADEM'den tanıyoruz. Kendisi de daha öncesinde KADEM'in, yani Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yönetim kurulu üyesiydi. Ve o güne kadar İstanbul Sözleşmesi'nin yanında duran KADEM, Derya Yanık'ın bakanlığa atanmasından sonra İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına yönelik olarak herhangi bir açıklama yapmamayı, hatta sonraki süreçlerde de sözleşmeden çekilme kararını adeta onaylayan nitelikte açıklamalar yapmayı sürdürdü ne yazık ki. Nisan ayında gene bu fesihle ilgili olarak tartışmalar devam etti. Uluslararası sözleşmelerin de diğer yapılmış olan uluslararası sözleşmelerin de bu süreçte tartışmaya açılabileceği gene gündeme taşındı. Ve resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne dair talimat niteliğinde ikinci bir karar daha yayımladı. Kararname değil, karar yayımladı, dikkatinizi çekerim. Ve bu kararda sözleşmeden 1 Temmuz 2021 tarihinde resmi olarak Türkiye'nin çekileceğini ifade etti. Yani tarih verdi. Aynı ay Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi talana açıldı. Cengiz İnşaat'a taş ocağı yapmasına izin verilen bu alanda tüm doğa felaketlerinde olduğu gibi başta kadınlar olmak üzere halk direnişe geçti. Ve doğasına, taşına, suyuna, toprağına sahip çıkmak isteyen bu kadınlara, kadınların önü çektiği bu eylemlere yönelik olarak gene şiddet uygulandı. Ama tüm saldırılara rağmen kadınlar direnmeye devam ediyorlar ve devam edecekler. Gelelim Mayıs ayına. Mayıs ayında da ne yazık ki kız kardeşlerimiz katledilmeye devam etti. En az 17 kadın cinayeti işlendi. 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 1 Mayıs'ta açıklanan raporlarda
Covid-19 salgını döneminde kadınların yoğun bir şekilde işten çıkartıldığı raporlandırıldı. Özellikle Kod 29'un yani 25.2 diye ifade edilen iş kanununda kadınların ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle işten çıkartılması daha da yoğun bir şekilde sürdü. Yani kadınlar bir nevi kara listeye alındı ve kadınların iş bulabilirliği de engellenmiş oldu. Ve böylelikle tacizi, ayrımcılığı, mobbingi ifşa eden kadınlar adeta Kod 29'la cezalandırılmaya çalışıldı. Kod 29 bir silah gibi kullanıldı kadınlara karşı. Ve Mayıs ayında İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yıl dönümüydü. Bu dönemde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçimlerde iktidara geleceğimizi ve iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağımızı çok net bir şekilde ifade etti. Kadınlara bunun sözünü verdi. Gene sözleşmenin imzalanmasının yıl dönümü olması sebebiyle Avrupa Konseyi'nin imzacı üyeleri bir açıklama yaptı ve sözleşmenin kriterlerinden her geçen gün uzaklaşılmaya yönelik atılan adımları kınadı. Yani bir çeşit Türkiye'ye yönelik olarak da bir kınama niteliğinde bir metin açıkladı. Aynı ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık gene kendisiyle son derece bağdaştırabileceğimiz bir açıklama yaptı ve şiddetin tolere edilebilir olduğunu söyledi. Derya Yanık'a yönelik tepkiler sürerken yetmedi. Bir de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK Başkanı Süleyman Aslan bir açıklama yaptı. Meclise yaptığı konuşmada kendisi çocuk yaşta evlilikleri savundu. Kız çocuklarının 15 yaşında evlendirilmesinin insan haklarına aykırı olmadığını ifade etti. Yetmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda AKP'li üye olan Abdullah Güler de çocuk yaşta zorla evlendirmenin arkasında durdu ve çocuk yaşta evlilikleri savunmayı sürdürdü. Buradan bir kez daha duymayan kulaklara seslenelim. Çocuk yaşta evlilikler çocuğa yönelik bir şiddettir. Bu cümlenin yanına artık başka bir cümle kurmaya gerek yoktur. Nokta diyoruz ve bu konunun artık tartışmadan kaldırılmasını istiyoruz. Mayıs ayında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davaların sonucunda Danıştay Cumhurbaşkanlığından savunma istedi. Geldik Haziran ayına. Haziran ayında da en az 18 kadın cinayeti işlendi. 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesine dair araştırma komisyonunda söz alan AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, şiddetin Allah vergisi bir duygu olduğunu savundu. Yani Yüce Allah'ı karıştırmadıkları bir şiddet kalmıştı, onu da yaptılar. Gene aynı komisyonda YÖK Başkanı Yekta Saraç bir bilgilendirmede bulundu. Yekta Saraç, Türkiye'de akademide kadınların kırık karnesini ortaya koydu. Öğretim üyelerinin %55'inin kadınlardan oluştuğunu, doçentlerin %40'ının kadın olduğunu, profesörlerin %32'sinin kadın olduğunu, ancak iş dekan ve rektör olmaya geldiğinde kadın oranının inanılmaz bir şekilde düştüğünü kendisi de ifade etmek durumunda kaldı. Yani cam tavan sendromunu açıkça o da itiraf etmiş oldu. Ancak Saraç yaptığı konuşmada üniversiteler milletin kızlarına emanet ettiği, hocalarına annelik, babalık yap, rehberlik yap dediği kurumlardır dedi. Elbette bu cümle kadınların tepkisine neden oldu. Çünkü kadınlar kimseye emanet değildir. Hele hele bizlerin bu zihniyetin rehberliğine de asla ve asla ihtiyacı yoktur. Asıl rehberliğe ihtiyacı olan kendisidir. Haziran ayında Türkiye İstatistik Kurumu 2020 doğum verilerini açıkladı. Ve gene esef verici bir veriyle karşılaştık. Çünkü buna göre
15 yaşından küçük 117 çocuk doğum yaptı. Resmi verilere denk gelen rakamdan bahsediyorum. Yansıyan rakamdan bahsediyorum. 17 ve 15 yaş aralığında doğum yapan çocuk sayısı 8154 oldu. İçinde Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarının da olduğu 88 kadın örgütünün çağrısıyla düzenlenen İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz mitingi İstanbul'da gerçekleştirildi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen bu mitingde kadınlar bir kez daha seslerini ve sözlerini yükselttiler. Gene aynı ay Kayseri'de evli olduğu kadını darp eden erkeğe sadece 2240 TL ceza verildi ve bu erkek serbest bırakıldı. Yani Türkiye'de kadına yönelik şiddetin fiyatı da belirlenmiş oldu. Bunun cezası sadece 2240 TL'ymiş. Bunu bir kez daha açıklamış oldular. Şiddetin bedeli bu kadarmış. O ay gene Haziran ayında önce Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, ardından da Halkların Demokratik Partisi, meclisteki kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması komisyonundan çekildi. Yüzyıllardır hekimlerin ettiği Hipokrat yemini de ayrımcılıktan nasibini aldı Haziran ayında ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmayacağım bölümünü hekimlik andından kaldırdı. Gene Üsküdar Üniversitesi Rektörü İstanbul Sözleşmesi'nin ensest ilişkinin önünü açtığı iddiasında bulundu. Haziran ayında LGBTİ artıları temsil eden gökkuşağı bayrağını taşıdıkları için hakkında dava açılan 12 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakim karşısına çıktı. Bildiğiniz gibi yargılama süreci halen devam ediyor. Temmuz ayına geldik. Temmuz ayında da en az 20 kadın cinayeti işlendi. 12 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. İstanbul Sözleşmesi'nden 1 Temmuz itibariyle Türkiye resmi olarak çekilmiş oldu. Ve fesih kararı alındıktan sonra geçen 103 günde basına en az 83 kadın cinayeti yansıdı. Birleşmiş Milletler kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesini imzalayan ülkelerden oluşan SEDAV Komitesi, Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını yeniden sorgulamaya davet etti. Daha önce biz de Ankara Sözleşmesi yaparız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı. Ancak şöyle ilginç bir tablo vardı bu planda. Plan 2021-2025 yılları arasını kapsıyor. Fakat ne hikmetse kullanılan veriler, en son veriler 2014 yılına aitti. Dördüncü yargı paketinde yer alan çocukların cinsel istismarı suçlarında tutuklanması için somut delil aranması kriterini getiren madde 7 Temmuz'da mecliste kabul edildi. Bu kararın ardından hepinizin hatırlayacağı 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Uşaki tarikatının şeyhi tahliye istedi. Kendisiyle ilgili olarak 10 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti. Tahliye kararı çıkmasını beklediğini söyledi. Gene Temmuz ayında Erdoğan cinsiyetçi konuşmalarına devam etti ve dünyada koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan BioNTech şirketinin kurucusundan bahsederken, yani Sayın Özlem Türeci'den bahsederken, Uğur Türeci'nin eşi ifadesini kullandı. İstanbul'da yapılan, Uğur Şahin ve eşi dedi. İstanbul'da yapılan bir araştırmaya göre çırak olarak çalıştırılan kız çocuklarının yaşıtlarına göre bodur kaldığı tespit edildi. Daha kısa boylu ve daha düşük kilolu olduğu ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı iş gücü verilerine göre bir ayda erkek istihdamı 117 bin kişi artarken kadın istihdamı 332 bin kişi azaldı. Türkiye'yi küle çeviren orman yangınlarına her gün bir yenisi eklendi Temmuz ayında.
evlerini, seralarını, hayvanlarını, tarlalarını, ağaçlarını kaybeden vatandaşların gelir kaynakları da yok oldu. Hükümetin yangın söndürme çalışmaları ise son derece yetersizdi. O dönemde Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın gözleri yaşlı bir şekilde duygusunu şöyle anlattı. Bu dünyada yaşamak öldü. Çünkü o kadın için artık yaşam ölmüştü. Evini, hayvanlarını, yakınlarını, nesi varsa onu kaybettiğini düşünüyordu. Belediyelerimiz, örgütümüz ve kadın kollarımız daha öncesinde sel felaketlerinde, deprem felaketlerinde de olduğu gibi yangın felaketi sonrasında da seferber oldu ve tüm vatandaşlarımıza yardım elini uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açılış töreni de Temmuz ayına damgasını vurdu. O törende kadın milletvekillerini kürsüye çağırırken şöyle dedi. Evet, şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini buraya alalım. Evet, buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Kadın vekiller saksı değildir. Gene Temmuz ayında Adana'da kendisine şiddet uygulayan, hatta fuhuşa sürüklemek isteyen evli olduğu Hasan Karabulut'u öldürmek zorunda kalan Çilem Doğan'ın meşru müdafaa hakkı yok sayıldı. Verilen yargı kararı kendisinin meşru müdafaa hakkını yok sayar bir nitelikteydi. Ağustos ayına geldik. Ağustos ayında da kadına yönelik şiddet durdurak bilmeden devam etti. En az 31 kadın cinayeti işlendi. 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu ve TÜİK verilerine göre 2020 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 450.803'tü. Yani neredeyse 500.000 çocuk ya mağdur olarak ya da suça sürüklenerek, mağdur edilerek bu verilere yansımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gene o ayda bir takım açıklamalar yaptı. Örneğin kadını bir eşya gibi gören, kadınları taşlayarak öldüren, insanları canice katleden, okul kapatan, çocuk yaşta evliliğin önünü açan, kadınların isminin mekanlara bile verilmesini yasaklayan Taliban için dedi ki, Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yoktur. O dönemde söyledik, yine söylemeye devam ediyoruz. Bizim Taliban'la hiçbir ortak noktamız yoktur, olamaz, olmayacaktır. Ağustos ayında DİSKAR'ın araştırması gene yayımlandı ve buna göre her 100 kadından sadece 17'si kayıtlı ve tam zamanlı olarak istihdamda yer alıyor. Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı %55'e dayandı. Yani her iki genç kadından sadece biri çalışma hayatının içerisinde, diğer biri ise ne işte ne de eğitim hayatının içerisinde yer alıyor. Yani ev gençlerinin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Eylül ayında en az 26 kadın cinayeti işlendi. 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu ve Eylül ayında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Dünya Sosyal Koruma raporu açıklandı. Buna göre Türkiye'de annelik nedeniyle oluşan maaş farklılıkları %30. %30'dan bahsediyoruz. Bu durumu daha da ağır kılan diğer nedenler ise hamilelikten dolayı kariyerine ara verme, iş saatlerini de azaltmaya gitme, çalışma saatlerinde yeterince esneklik sağlanamaması. Diğer sebepler de gene raporda yer alıyor ama öne çıkan sebepler bunlar. Ekim ayında en az 18 kadın cinayeti işlendi. 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Ekonomik Statü Daire Başkanı Güler Özdoğan, bir itirafta bulundu ve dedi ki 21.855.000 kadın iş gücüne dahil değil. Yani kadın işsizliğini açıkça ifade etmiş oldu.
O ay Amasya valimiz bir açıklama yaptı. Evet, vali AKP'nin üyesi değil ama içinde bulunduğumuz dönemde ne yazık ki artık valiler de parti devletin bir parçası haline geldi. O yüzden valinin açıklamasını da AKP'nin karnesine ekleyerek sizlerle paylaşmak isteriz. Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, hatta bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte ağır olmayan bayanların yapabileceği işleri verebiliriz, dedi. Lütfetmiş kendisi. Tabii herhalde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kadınların istihdamdaki cinsiyetçiliği kaldıran uygulamalarından haberi yok. Yani kadın itfaiyeciler, kadın vatmanlar, kadın otobüs şoförleri, kadın gemiciler olduğundan haberdar değil. Zihniyet meselesi tabii. Ekim ayında Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya geldi. Yani Taliban'la yakınlığın devam ettiği bir ay oldu. Kasım ayında en az 25 kadın cinayeti işlendi. 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Ve Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin imzanın geri çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerine ne yazık ki reddetti. Ancak bu karara davacılar itiraz etti. Dosya Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Türkiye'de 8 bakanlıktaki toplam kadın çalışan oranının sadece ve sadece %16 olduğu açıklandı. Birçok bakanlıkta kadın çalışan sayısı erkeklerin yarısına bile ulaşamamış oldu. TÜİK, Eylül 2021 Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yine kadınlardaydı ve %29.7 ile geniş tanımlı kadın işsizliği TÜİK verilerine dahi yansımıştı. Erdoğan gene bir açıklama yaptı ve dedi ki, her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir. Evet, tepki gösterildi ama tabii ki kadınların tepkisi Erdoğan'a yönelik oldu. Aynı ay 28 yaşında hayatının baharında olan gencecik bir mimar Başak Cengiz, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla canice katledildi. Birçok cinayet işleniyor. Her birini tek tek burada saymaya zamanımız yetmez. Ancak özellikle Başak Cengiz cinayetinden bahsetmek istedik. Bu diğer cinayetlerin de göz ardı edildiği anlamına gelmesin lütfen. O ay gene Erdoğan'ın provokatör diye nitelendirdiği Profesör Doktor Ayşe Buğra, dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi. Ve gene aynı ay Kader'in organize ettiği bir video konferansa katıldık. Bu video konferans esnasında AKP'li kadın milletvekilleri de katılım göstermişti. Ben kadın siyasetçilerin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını alkışlamasını anlayamam. Anlamıyorum ve anlayamam dedim. Ve bu cümleyi kurduktan sonra AKP milletvekilleri Fatma Aksal ve Sare Aydın toplantıyı terk etti. Onlar da herhalde anlayamıyorlar. Söyleyecek cümleleri olmadığı için çözümü toplantıyı terk etmekte buldular. Gene Kasım ayında Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukların tutuklu yargılanmalarına son verilsin çağrısı yapıldı dünyanın çeşitli yerlerinden. Ve 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde bütün dünyada kadınlar dayanışma içindeydi. Şurası bir gerçek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin beslediği şiddet, pandeminin, ekonomik krizlerin, küresel iklim krizlerinin etkisiyle de bütün dünyada arttı. Ancak Türkiye'de katlanarak arttı ve kadınların can simidi olan
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı da gene bu dönemde verildi. 30 Kasım tarihinde partimizin siyasette eşit temsil için hazırlamış olduğu siyasi partiler yasasında kanun değişikliğine yönelik olan teklifi, kanun teklifi genel kurula indirildi. Genel kurulda oldukça hararetli konuşmalar yapıldı. Ancak bir kez daha AKP ve MHP gerçek yüzünü göstererek red oyu verdi. Yani kadınların eşitliğinden yana olmadıklarını açıkça deşifre etmiş oldular. Ve kadınlar da bunun üzerine eşitliğe inanmayanlara oy yok diyerek sosyal medyadan bir tepki göstererek çalışma başlattılar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak ve Meclis grubumuz olarak bu çalışmanın içerisinde yer aldık. Gelelim son ayımıza, Aralık ayımıza. Aralık ayında da ne yazık ki kadına yönelik şiddet devam etti. Ve 25 kadın cinayeti işlendi. 2 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 5 Aralık biz kadınlar açısından önemli bir gün. Kadının seçme seçilme hakkına sahip olmasının 87. yıl dönümünde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularımızı sunduk 5 Aralık'ta. Bu tarihte Diskar, Türkiye'nin Avrupa'da en düşük asgari ücret veren ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını açıkladı ve raporda kadın işçilerin dörtte birinin asgari ücret dahi alamadığını ifade etti. Asgari ücret düzeyinde ve daha düşük ücret alanların oranının genelde %34'ler civarında olduğunu belirtti ve kadınlarda bu oranın %43'e kadar yükseldiğini söyledi. Yani her iki kadından birisinden bahsediyoruz. Asgari ücret düzeyinde veya daha altında ücret alıyor. Türkiye'de yaşayan kadınlar iş gücüne katılım, eğitim ve çalışma süresi gibi konularda Avrupalı hemcinslerinin çok gerisinde kaldı. Türkiye Hane Halkı İş Gücü Araştırması'nın sonuçlarına göre Avrupa'da çocuklu kadınların çalışma oranı %70'lerdeyken bu oran ülkemizde %26.7'lerde. Hani diyor ya bir çocuk birileri işte bir çocuk iflas, iki çocuk patinaj, üç çocuk bize 4-5 lazım diye. İşte kadının doğurganlığıyla istihdam arasındaki bu ters orantıyı da buradan bir kez daha kendilerine hatırlatalım. Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesi çocuklara dini eğitim verilmesi kararı verildi Aralık ayında ve bu kararın hemen ardından İstanbul'da bir anaokulunda velilere temel dini bilgiler eğitimi ve Elif Bağcüz eğitimi verilmesi için dilekçe dağıtıldı. Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu şaşırtmayan bir karar aldı ve bizlerin yapmış olduğu itirazlara oy çokluğuyla red kararı verdi. Ancak 5 tane karşı oy kullanıldığını ve muhalefet şerhi düşüldüğünde özellikle ifade etmek isterim. Son olarak hükümet 6. yargı paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor Aralık ayında ve aldığımız duyumlara göre süreli nafaka ve boşanma davalarında arabuluculuk kurumunu bu paket kanalıyla yeniden getirme çabası içerisinde. Buradan bir kez daha bunu aklınızdan bile geçirmeyin çağrımızı yapalım. Ve dün gene tuhaf bir açıklamaya imza attığı bir hakim, İstanbul'da 8 Mart'ta gece yürüyüşüne katılan kadınların yargılandığı davada hakim şöyle dedi, erkekler de öldürülüyor, ne yapalım biz de mi toplanalım? Madem hakim öznelerin yerini değiştiriyor, o halde kendisine hatırlatalım. Mesela kendisi hiç yemeğe çok tuz koyduğu için kocasını öldüren bir kadın tanımış mı? Ya da eve geç geldiği için bir kadının eşine şiddet uyguladığını, dar pantolon giydiği için, telefonla uzun konuştuğu için, telefonu yanıtlamadığı için, yüksek sesle kahkaha attığı için kocasına, sevgilisine, erkek arkadaşına şiddet uygulayan bir kadınla tanışmış mı? Biz kendisine bir takım örnekler verelim. Mesela hiç bir erkek ikinci eş olmayı, karısının ikinci eşi olmayı
reddettiği için öldürülmüş mü? İstanbul Kağıthane'de Ulviye Ava ikinci eş olmayı reddettiği için öldürüldü. İki çocuk annesi ve hayatının baharında olan gencecik bir kadındı. Gene kendisi hiç bir kadının bir erkeği aşırı sevgiden dolayı öldürüp sonra da ne yapalım çok seviyordum deyip tutku indirimi aldığına şahit olmuş mu? Ama tersi oldu. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz öldürüldü ve kendisini katleden cani çok seviyordum onun için öldürdüm dedi. Üstüne üstlük de tutku indirimi aldı. Ya da kendisi hiç bir erkeğin bir kadına yemek yapmadığı için kadının erkeği öldürdüğünü görmüş mü? Hatice Özpolat 36 yıl evli kaldığı erkek tarafından yemek yapmadığı için öldürüldü. 36 yıl boyunca her gün 3 öğün yemek yapmış Hatice Özpolat. Bir gün yemek yapmamış ve o gün bu gerekçeyle katledildi. Onun için buradan bir kez daha erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz çağrımızı da hakimlere duyuralım. Evet değerli basın mensupları 2021 yılı böyle geçti. Tekrar söylüyorum daha önce de söylediğimiz gibi AKP yine sınıfta kaldı. Hükümet yöneticileri sanki yeni iktidara gelmişler ve 19 yıldır ülkeyi sanki başkaları yönetiyormuş gibi akıllara zihan açıklamalar yapmaya devam ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan şiddeti inşallah ortadan kaldıracağız dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katledilen kadın sayısının geçtiğimiz yıldan fazla olmaması için önümüzdeki ayda vaziyet almaları gerektiğini ifade etti. Günaydın diyoruz buradan kendisine. Derya Yanık ise şiddetin tolere edilebilir olduğunu söyledi. Bunlar da yetmedi. AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik çıktı. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir dedi. Yani günaydın diyoruz buradan kendisine. Dolayısıyla AKP hükümeti inşallahla maşallahla ülkeyi yönetmeye çalışırken, kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir bulurken ve kadınlarla ilgili olarak samimi adımlar atmaz iken 2021 yılında 193'ü şüpheli ölüm olmak üzere en az 468 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı. Katledildi 468 kız kardeşimiz. Ve kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ile birlikte kadına yönelik şiddet daha da arttı. Kadınlar en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele etmek zorunda kaldılar. Ve 1 Temmuz tarihinden itibaren yani İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkılma tarihinden itibaren en az 239 kız kardeşimiz öldürüldü, katledildi. AKP iktidarında kadına yönelik şiddet ekonomik anlamda da devam etti. Ekonomik şiddet de gene katlanarak arttı. Çalışabilir nüfustaki her 3 kadından ikisi çalışma hayatının dışında bırakıldı. Kadınlara eşit işe eşit ücret verilmedi. Her 2 kadından birisi kayıt dışı çalıştırıldı. Ve kadınlara ne giyeceğinden, kaç çocuk doğuracağına, nasıl davranacağından, ne tip evlerde oturacağına kadar her türlü teklifleştirmeye dair dayatmalar devam etti. Ama bizler şunu çok net görüyoruz. Bu düzen artık böyle gitmez, gidemez. Onun için biz kadınlar bize reva görülen işsizliğin, yokluğun, yoksulluğun, şiddetin ve adaletsizliğin ilk seçimlerden itibaren düzenini değiştireceğiz. İlk seçimlerde Millet İttifakı iktidara gelecek ve kadınlar bu ülkede rahat bir nefes alacak. Yeni yılı yeni umutlarla karşılıyoruz ve biz kadınlar en temel hakkımız olan özgürce yaşama hakkımızdan asla ve asla ödün vermeyeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Ve kadınların kazanılmış haklarına göz dikenleri sandığa gömeceğimizi buradan açıkça beyan ediyoruz. Geliyor gelmekte olan diyoruz. Herkese iyi bir yıl diliyoruz. Teşekkürler.